Arkadaşlar bende para çok. İnanılmaz derecede bitecek param yok. Diyen de yok. Ama hesap ettim. Cuma'ya kadar ölmezsem. Ne? Ben anlamadım ne olduğunu. Ben de anlamadım. Ses çok boğuk geliyordu. Arkadaşlar bende para çok. İnanılmaz derecede bitecek param yok. Diyen de yok. Ama hesap ettim. Cuma'ya kadar ölmezsem. Arkadaşlar, Cuma'ya kadar ölmez. Cuma'ya kadar parası varmış işte. Aynen. Cuma gününe kadar yetecek parası Bütün varmış. parayı Cuma'ya kadar harcayacak olsam zenginim diyor. Anladım, eyvallah, tamam. Tamam, okey. Biz de sipariş bekliyoruz Yani iftar gerçekten açmak için. soru işareti şeklinde videolar var ya. Yani komik olduğu için mi koyulmuş, niye koyulmuş onu anlamaya çalışıyorum ama videonun başlığı da az önce ne izledik olduğu için insanda çok fazla sorgulama hakkı da bırakmıyor, anladın mı? Bundan sonra bütün videolara böyle yapacağım. He falan yapacağım. Çocuğun ağzı hariç içeri tarafında maske var. Ananı yavrum. Daha nasıl bir ruh hastasıyla Lever bir karşılaştığınızın kask. farkında değilsiniz. Reşolar. Bugün size Ha. Duman gibi nasıl şarkı söylenir onu göstereceğim. Öncelikle Anladın değil mi? Duman gibi nasıl şarkı söylenir? Geceler benim. O tarz mı Kafan yani? güzelmiş gibi böyle Ben bir de ıkkın yok. yapamıyorum ya. O çatallı ses benden bir türlü çıkmıyor abi. 60 yaşında bir nakliyeci gibi konuşmanız lazım. Eskiden Yaptım. nargile kafe şakası vardı. İlkan hatırlar mısın? Nedir? Nargile kafe şakası. Nasıl bir şeydi? Çünkü ben çok Şimdi eskiden senle takılmıyorum. ben karşılıklı Çağrı nargile... benden çıkar diyor Efe. Senden çıkacağına şüphesi olan varsa burada yani Allah çarpsın onu Çağrı, öyle söyleyeyim sana. Çağrı zaten duman yani. Kardeşimi bu ekranda görmek beni çok mutlu. Çok teşekkür ederim kankam. Az önce de kurtlar takımıyla çakallar takımını izledik. Gayet keyifli konsept olmuş. Ellerinize sağlık. Üretiyorsunuz şu kontenti. Geldi. Hurt geliyor. Geceler dedim. Sen arkadan açıldın geri. Evet arkadaşlar, Kaan Tan Gözem de geldi. Yuvaya hoş geldin demek istiyorum ben aynı zamanda. Yuvaya hoş buldum Çağrı, Çağrım. Sen de hoş geldin kanala. Çok teşekkür ederim. Birbirimizin kanallarında çok özlenmişiz. En çok da onu fark ettim bu arada. Yani öyle kanka. Twitch'e dönüş haberini verdim. İnsanların ilk sorduğu şey ne zaman iddialı bir çit, ne zaman iddialı bir çit, ne zaman iddialı bir çit. Artık bu sorulara bu platformdan cevap vermenin zamanı gelmedi mi? Zamanı geldi kanka. Bana da aynı şekilde çok fazla Efe dönüyor, işte Efe geliyor, Efe dönüyor falan çok fazla. Demek ki bizim aramızda bir bağ oluşmuş yani, chatler E arasında bir tabi bağ tabi oluşmuş. tabi tabi. Uygaç Ben de sever katman psikodelik kardeşliği diyebiliriz bunun için. Tabii ki. Ben de psikodelik bir content yaptık biz de. Gördüm. Fragmanlar Aynı. oldukça iyi ama. Hatta Aşırı saçma. Samet ortağımda patladım yani. Onu şimdi bir deneme yapıyoruz. Onu oturtabilirsem bir sonraki sezonda neden Efe Uygaş'ta olmasın yani. Tabii çok isterim, çok isterim. Yani şey, bir sonraki sezonunu böyle yayıncılar arası, hatta Uygaç Sever Adası, Katman Adası bile olabilir yani. Artık o konsept Aynen. sana kalmış. Aynen kafamda o var zaten. Şimdi bakıyorum hani şimdi sevilecek mi sevilmeyecek mi diye, ona göre netleştireceğim kanka. Ama Peki burada olman, dirsek temasında olmamız çok önemli bir şey yani bence. her zaman birlikte kontentleri de arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Widget için de haftaya diye bir böyle belirsiz bir tarih verelim mi? Verelim kanka ne zaman istiyorsan. Gününü de netleştiririz. Şimdilik haftaya diyelim. Tamamdır kanka. Hatta sadece Witcher'la sınırlı kalmayabilirsin. Yani kafanda başka oyun serisi vardır.
Bir pamal intikamı almak senden çok içimde kaldı. 6 aydır geceleri uyuyamıyorum. Gözüm orkuyucu gibi. Şöyle söyleyeyim. O zaman birazcık daha çalış kanka. Tamam. Tamam. Sen peki Valorant'ta ne zaman çalışacaksın? Ona göre ikincisini ayarlayalım. Valorant'ta şu anda fişek gibiyim. En son Kemal Zanları yendik. Kemal Zanları yendiniz mi? Yendik. Evet, güzel tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve Spike Cup yaptık, onları yendik. Aha. İş geldin artık ya, artık sıra. Artık sırada artık, da sen varsın. Artık content sıçma zamanı. Aynen öyle. Tamam kankam, o zaman haftaya Witchit tarihini biz seninle zaten direkt olarak özelden netleştiririz. Ondan sonra da duyururuz. Sen bir tasarım tamamdır yaptırırsın kanka. Ama bize. Sen de o taraf güçlü. Ben de çok... Kanka Karaman'a yaptırıyorduk normalde. Karaman da şimdi entertainment adamı oldu artık. Tasarımla falan uğraşmam ben. İçerik çıkartıyor değil mi? Aynen, içeriye evde döndü. Sen onu güldürmeyecektin orada. Sen onu güldürdüğün gibi o artık kaydı orada. Aynen, artık döndü, yüzünü döndü yani bu tarafa. Kolay gelsin kanka, öpüyorum sizi. Kanka çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Görüşürüz, uğradığın için sen. Çok sağ ol. Hadi bay bay. Çaça. Lan bir... Çaça neredesin lan sen? Evde misin? Ne yapıyorsunuz lan evde? Dağıttınız mı evi? En son evi bıraktığımda süpürgenin ağzına böyle elini koyup çeke çeke... Ben DJ'lik oynuyor kendi kendine. DJ'lik yapıyordu. İlkan ben sana ne anlatıyordum? Bir nargile kafe şakası vardır, bilir misin? Evet, nedir? Bilir misin bilmez misin abi, onu söyle. Bilmiyorum. Yani hatırlamam tamam. Lazım. Şöyle bak. Senle ben karşılıklı oturmuşuz, nargile içiyoruz. Tamam mı? Manita attık mı? Yok. Kaç. Ha. Kaçıyor musun? Gel öpücük at. Çeç. What's up? Az önce yine küs müsünüz mesajı aldım. Aynen, küs. İçeride yemek yiyor, çağırırım birazdan dedim. Nereye gidiyorsun? Kanka gideyim ya. Sıkıldın mı Mustafa'dan? Kanka çok darladı içimiz. Tabii ben yayına geçince artık muhabbet akmıyor. Darlıyor muhabbet tamam. Be canım. Sen bu arada, ne izliyorsun? Bir şey söyle. Az önce ne izledik diye bir video serisi var, ona bakıyordum. Da ne diyeceğim sana? Şöyle havalar inceden ısındıktan bir sonra... Bir hot tub benim. Benim bahçeyi gördün. Arkadaşlar açık vücudumun her yeri. Oralara bir yere sapları yazacağız. Şişme havuzu koyuyorum. Şişme havuza gelmeyen Berkcan. Şişme havuza gelmeyen... Artık ne olsun? Mustafa gibi kel olsun. Geliyor zaten. Geliyor. Hatta bir yayınla okeyim. Tamam, hatta havalar hafif ısınsın. Üşümeyelim çünkü biz de cıbıl olacağız ya. Evet. Arkadaşlar. Senin biraz soğuk zaten biliyorsun. Ha? Harbi oradan iyi rüzgar esiyor. Esiyor orada, fena esiyor. Şöyle Mayıs Haziran'a doğru patlar. Patlar. Tamam. Dikkat et. Patlar kendine. Hocam o zaman ben bir hemen basayım yani biraz. Sus ya. Bas kolları falan hazırla. Hadi. Bin izleyici burada mı? Gelecek oğlum. Gelecek bir izleyici. Arkadaşlar 3 saat sonra evdeyiz. Yoda bay bay. Ay. Nargile. Bir dostum. Ha amına koyayım be. Bir nargile şakası vardır bilir misin? Nedir ya? Senle ben karşılıklı oturuyoruz. Tamam mı? Ben nargileyi böyle çekiyorum. Sana diyorum ki, sana dumandan gemi yapayım mı diyorum. Bunu bilmiyorum bu arada. Bilmiyor musun? Yok, bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sonra... Tokat atıyorsun ama. Hayır Esra, bu ne brutal bir şaka ya. Öyle bir şaka değil bizimki. Nargileyi çekiyorsun, üflüyorsun. Ondan sonra böyle yapıyorsun. Bak arkadaşınla tam aran duman oluyor ya. Böyle yapıyorsun. Evet. Sonra diyorsun ki gördün mü? Sen ne diyorsun orada? Görmedim diyorsun. Görmedim evet. Dumandan gözükmedi diyorum ben de. Bu nargile kafelerin
vazgeçilmez şakasıdır. Bu gemi de olabilir. Sabahtan beri bizi bunun için mi tutuyor lan? Ya vursaymış daha komik olurmuş. Keşke öyle olsa. Ne kadar komik ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim kendi hayatımda kullandığım bir şaka değil arkadaşlar. Bu bir nargile kafe şakası yani. Benim yaptığım bir şey değil ki. Beni niye yargılıyorsunuz ki? Ben eminim bunu kullandığına. Ben en son ne zaman nargile kafede görüntülenmişim? Bir de bunu sormak isterim size. Beni bir nargile kafe şakasına göre yargıladığınız için. Ayrıca Esra'nın bu şakanın üstüne tokat atsalar daha komik olurmuş demesi harbiden ekstra tadımı kaçırdı. Oha, video başlık fikri YouTube'a. Tokat atsan daha komik olur videoları. Content. Bugün bizde bir şey var ama ben de dahil olmak üzere. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa araya girebilir miyim? Yayın sürekli tekrarlıyormuş sanırım. Nasıl ben tekrarlıyor? Ben arkadaşlar de yayının tekrarlıyor. Tekrarlıyor dediğiniz 3 kere nargile kafe şakası anlatmamdan mı bahsediyorsunuz? Hayır, ondan önce geldi bu. Ondan önce geldi. Çözünürlüğü düşürsünler düzeliyor. Hayır, anladım. Öyle değil. Çözünürlüğü düşürmelerine gerek yok. Otomatikten çıkartmaları yeterli bunun için. Otomatikte kaldığı için tekrarlıyor. Arkadaşlar, otomatikten çıkartıp bir çözünürlük seçerseniz bu iş bitti gitti zaten yani. Manuel yapın. Çok bir olayı yok. Bir otomatikten çıkartın oluyor. Çok teşekkürler bu arada sevgili Profesör Doktor Anıl BBG. Çok sağ ol. Önemli değil, önemli değil. Hüseyin! Ağabeyleniyor kendi başına. Çak. Sinirlendin mi lan beni? Ya Nijak. Bir şey söyleyeceğim. Evde koyun kuzu falan beslemek neden bu kadar şey olmadı? Yaygınlaşmadı. Mesela bir köpek kadar. Sağa sola kafa attıkları için olabilir mi? Yok oğlum baksana boynuzu bile yok. Tuvalet şeyi yok. Tuvalet şeyi yok. Oğlum ne ki? Zeytin gibi bir şey zaten. Çok koku. Ha kokuyor. Kokuyor bir de. Evet. Doğru. Kendisi de kokuyor. Evcil değil demeyin lan. Nesi evcil değil oğlum? Bir kuzu bir koyun insana nasıl zarar verebilir ki? Otlanıyor evet doğru. Dışarıda olması daha mantıklı. Eğitilmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Kedi eğitiliyor mu? Ben ismi, kedinin vasfı ismi, yok ki. Bırak yön geziyor işte. Hayır işte ben ismi söylendiğinde koşarak sahibine gelen kedi görmedim mesela. Nasıl evet abi ya? Bir şey söyleyeceğim. Kediler eğitilmiyor ya. Kedilerin tek eğitimi zaten gidip kum kabına yapmaları tuvaletlerini öyle değil mi? Kediler sahibine eğitiyor mu? Harbiden öyle bu arada. Yani... Sen kedinin, evinde kedi varsa sen kedinin evcil insanı gibi oluyorsun evdeki. Hamster eğitiliyor mu? Yok ya işte onu diyorum ben de. İlla eğitilebilir bir şey olması mı lazım? Bence tatlı olması yeter yani. Yok ha. Kedilerin eğitilmeye ihtiyacı yok. Efe bahçede koyun beslemen yok mu kankıs? Vallahi bayağı da güzel olur ha. Havlamaz etmez bir şey yapmaz. Ömrü ne kadar ki bir kuzunun bir koyunun? Ne kadar bakalım yaşıyorlar? Hemen. Baksana bir. Kesilir ne kadar? Ya. 10-12 yıl yaşıyormuş evcil koyun. Argalide 5-10 yıl yaşıyormuş. Evcili de var bir daha. 10 yıl iyiymiş ya. Sürü ayırdı 10 yıl. Ben şu an hamster almıyor olmamın tek sebebi çok kısa ömürlerin o. Oğlum hamsterlar 1,5-2 senede ölüyorlarmış lan. Bir de iyi bakılırsa 2 sene yaşıyormuş. Efe şöyle yapalım tamam mı? Hamster al bir tane. Biz İlkan'la kontrol edelim. Öldüğü zaman senden habersiz yerini değiştirelim yaşıyor zannet. Nasıl fikir? Olmaz işte öyle ya. Onu bana su kaplumbağasında annemler yaptı. 7 kere. 7 kere. 7 kere. 7 kere. 7 tane su kaplumbağası değiştirmişler. Ve yani ben anlamadım. Anlamadım. Öğrendiğinde peki nasıl bir tepki verdin? Ve öldüklerinde annem her seferinde diyormuş ki kış uykusuna yattı. Ama bir gün sonra böyle patır kütür her tarafta geziyor. İşte. Yani kış uykusu bir gün mü sürdü sorusunu da soramayacak kadar aptal olmam. Hani beni üzdü. Neyse. Çocuk yapacak bir şey yok abi. Çocuktuk be. Harbiden F. 7 kere FM'de. Hepsinin adı da Berkut'tu. Ha, bak aga Berkut mu be yazıyorlar chatte. Abi zekisin de aslında nasıl anlamadın? Ne bileyim oğlum annen söyleyince inanıyorsun ya. İnsanın annesi söyleyince inanıyor.
Bir şey diyeceğim. Hadi bu be. Arada gerçekten kaplumbağalar öyle uykuya yatıyor. Öldü sanılıyor ve yaşıyor aslında. Kanka bir de bana şu an var ya. Yani hani kaplumbağaların ölmediğini ve gömüldüğünü falan söylersen. Hani iyice ben burada tribe gireceğim. Boş ver yani. Hiç konuşmayalım bu konuyu ya. Bu konuyu geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Burnu, yani çıkıntılı bir burnu olmadan bir hayvan nasıl Karadenizli'ye benzeyebilir ya? Hayvan yani, bana benziyor yani, anladın mı? Bana benziyor hayvan. Çok iyi tespit ya. Al. Bereket versin. Bir daha bekleriz. Nah gelin. Neden? La hayvan. Millet orsu takan, sen niye su içiyorsun? Kötü kesin. Ya arkadaş kötü. Geçen gün doktora gittim. İncinmişsin dedi değil mi? Ya. Ne dedi? Böbreğinde taş var dedi ya. Nerede lan, göster bakayım. İşte. Allah Allah. Hiçbiriniz parayı sevmiyorsunuz. Hanginiz bir sokak çocuğuna aşık oldunuz? Müzikle desteklense gayet iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Gene de okey yani. Şu halimize bak lan. Cennetten kovulanların hepsi burada var ya. Arkaya bak da hiç yadırgamayın bak. Daha buradan çıkıp pilava gideceğiz, pilava. Kaçlık var cepte. Bunun daha büyük lazım bir şey. Mahvetti domates ya. Şimdi dolgu yapacağız. Kaba taştan büyük kaya parçaları toplayın getirin. Bunun ağzını anca doldururuz. Sıçtırmayın ağzını. Ya sonra gelsin ama. Ya sonrası. Ya işte. Ben böyle videoların arka planını çok merak ediyorum. Mesela bu videoyu çocuk mu çekelim dedi, bu adam mı çekelim dedi. Bu videonun caption'ı ne? Yani şaka hangi kısmına saklandı? Falan filan. Bunların hepsini çok merak ediyorum. Adam neden Rıza Baba'ya benziyor? Ama adam böyle hazırda duruyormuş yani. Kamera görse de bir aksiyona girsem diye. Değil mi? Tabii. Adam evet. Senelerdir içinde olan bir şey gibi zaten. Aynen öyle. Onu hissettim. Harbiden Serdar Ortaç Rıza Baba kırması. Gerçekten ikisinin tam arası böyle. Cici Maydın'a da ben. Sonra gelsin ama. Ya sonrası. Cici Maydın ya. Cici Maydın kim ya? Kuşum Aydın. Kuşum Aydın. Kuşum Aydın. Kuşum Aydın. Evet, dördüncü kattayız. Balkondan ses geldi mi yavrumu ses? Az önce kediler eğitilemez demiştik. Şimdi karşımıza komando eğitimi görmüş kedi diye bir şey çıktı. Merakla bekliyorum. Bir de baktım ne? Bu ne amına koyayım? Nereden geldin oğlum sen? Ver diye ekmeğe bakar ki. Tam ekmek verseydin kardeşim. Kedinin var ya nasıl canı çekti şu an. Deliriyor o ekmeği yemek için. Yürü oğlum yürü. Anınızı mı? Ne oluyor lan? Arkadaşıma şaka yapıyorum. Kanka ezana kaç dakika kaldı? Biraz daha konur ya, bilmiyorum kanka. Ne oldu? Oruç musun yoksa? Evet. Ezanı mı bekliyorsun? Hı hı. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Ne yaptın sen? Ben de kaza yaptım. Ne yaptın? Şaka yaptım, şaka ağzımla yaptım. Kamera buradaydı hatta bak. Ha? Bak kamera burada. Amına korktum amına koyayım ya. Yiyor ya.
Seni bile saldırı asabıyla cezaevinden amına koyayım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Yaşatacağız seni Mahmut abi. Yapma, yapma, yapma. O şarkıyı açel lan Cengo. Hangisi dayı? Lan Burak bilir, Burak açel sen bilir onu. Ateş ediyor ateş. Şuna gözünü 10 tane adam ödün ha. Berkan! Bu kızın taklidini yapmak şeyden sonra ünlü oldu değil mi? Portakallı kar deyip mandalinalı kar yediği videodan sonra. Evet. Şu anki tamam. Videoda sıkıntı olabilir ya. Ben bu videoyu biliyorum da. Nasıl yani? Bir yan ekranda alt yazıyı okusana. Ya emin değilim garanti olsun diye şey yap. Alt yazıdan mı bağlayacağız? Hayır hayır konuyu anlasın diye. The kids in the pool are black. Yes, yes, they're black. Shut up. Yani evet. Tamam geçelim bu videoyu en azından. Değil mi? Okay. Bir, iki, üç, dört. Bu gördüğünüz büyük kavanozu zaman kumbarası yaptım. Şimdiden 4 saniyem oldu. Bu ne kanka? Çocuğun da hazır olduğu durması aşırı saçma değil mi? Ben ona patladım en son. Adam okey de çocuk niye hazır oldu duruyor ya? Kalp ver, ben çiçek ver. Güzel anlaşma. Bu suyu gerçekten içeceğimi mi düşündün? Şişeyi götüne sokamayacağına göre fazla içeceksindir yani. Ver şunu. İsa. İsa bak karnım aç benim ayarım bozmasın. Enişte bu kırmızı ananın elma. Ananın kaburunun elması. At ananın elma dök. Çok agresif. Herkes çok agresif ya. Ne oluyor şu an?